Pandemi nedeniyle uzun süredir kapalı olan okullar geçtiğimiz 6 Eylül'de öğrencilerine kavuşmuştu. Pandemiyi ağır atlatan sektörlerden olan kantinci esnafı yüz yüze eğitimin başlamasına heyecanla karşılarken belirlenen kantin fiyatları ise Alanya'da tepki toplamaya devam ediyor. Veliler okullardaki kantin fiyatlarından çok rahatsızız. Kantinde bir küçük su 2 TL'den öğrenciye satılıyor. Bizim öğrencilerimiz devlet okulunda okuyor. Asgari ücretle geçinen bir aile çocuğunun harçlığına nasıl zam yapsın diye sitem etti. Toptan satış yapan marketlerde ilçe genelinde içerisinde 12 tane bulunan yarım litrelik su kolisi yaklaşık 7 TL 20 kuruştan alıcı buluyor. Suyun tanesi ise bu hesaba göre 60 kuruşa geliyor. Markette raf fiyatı 1-1,5 TL olan küçük suyunsa kantinlerde öğrenciye 2 TL'den satışa çıkarılması dar gelirli aileleri zor duruma sokuyor. Öğle yemeğini okulda yiyen bir öğrencinin günlük harçlığı en az 20 TL oluyor. Günlük 20 TL alan bir öğrencinin aylık masrafı ise minimum yaklaşık 500 TL olarak kaydediliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Velittin Yenialp, esnafımıza belirlenmiş olan tavan fiyatın 2 lira olmasıyla ilgili velilerden gelen şikayet doğrultusunda yeni bir düzenleme yaptık. Fiyatlar Antalya merkezdeki yönetim kurulu toplantısı sonrası açıklandığı için bu fiyatların ilçemizde çok yüksek olduğu görüşümüzü ilettik. Bu konuda oda olarak velilerin haklı şikayetleri doğrultusunda oda üyesi tüm kantin esnafımıza okullardaki tavan su fiyatının 1 lira olacağına ilişkin bilgilendirme mesajını gönderdik. Antalya'da belirlenen 2 lira tavan fiyatın 2020 sonuna kadar geçerli olduğunu bildirdik. Bununla ilgili bilgi vereceğiz. Ancak şu an tavan fiyatı 1 lira olduğunu bildirdik. Açıklamasını yaptı. Başarılar diliyoruz. Başarılar. Başarılar.